Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. 7. şua Ayetül Kübra. 2. bab berahini tevhidiyeye dairdir. Tevhidin bürhanlarına, delillerine dairdir. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden Halik'ını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal yakin derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri. Bizi tarif ediyor, insanı tarif ediyor. Aslında insanın olması gereken vaziyeti tarif ediyor. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden. Allah Allah. Cenab-ı Hak insana öyle bir fikir gücü vermiş ki, öyle cihazlarla donatmış ki, kendisi küçücük dünyanın üzerinde zerrecik bir mahluk iken, o istidatlarla, o kuvvelerle, o akılla, o hayalle, o duygularla adeta bütün kainatı avucuna almış, kainatı tefekkür eden, manen kainattan daha büyük bir varlık olmuş ya. Var mı insandan başka bir mahluk? Semanın bütün derinliklerini temaşa edip de oradaki sanat-ı ilahiyi tefekkür edebilecek. Var mı insandan başka atomun derinliklerine, yerin derinliklerine girip de oradaki sanat-ı ilahiyeyi, icraat-ı Rabbaniye'yi görebilecek? Ha, belli ki kainat kitabının bütün sayfalarına girip, bakıp, ulaşıp, okuyabilecek mahiyet ve fıtratta yaratılan insanmış. Bir tanesi sordu da dedi ki, ya tamam, her şey insan için de bu dedi insanın ulaşamadığı gezegenler var. Hatta 500 senede ışığı ancak dünyamıza ulaşan gezegenler varmış. 500 senede artık rakamlara sığmayacak kadar uzaklıkta cirimler, cisimler var. Bunlara insan ne gider, ne gelir, ne ömrü yeter gitmeye. Bunlar da mı insan için? Hani insan bütün kainatın merkezindeydi ya. Ha, şimdi eğer insan bunlara cismen gidemese de, bedenen ulaşamasa da, bu gezegenlerin varlığından haberdar olan insandan başka mahluk var mı? Belli ki insan, beşeriyet ilmen, fikren, fennen oralara kadar gitmiş, onların varlığını keşfetmiş. Malum ya, Cenab-ı Hak kainatı nihayetsiz esmasının nihayetsiz tecelliyatını bize ders vermek için yaratmıştı. Yani o yeni dünyaya gelen yavruların beslenmesi Cenab-ı Hakk'ın Rahim, Rezzak, Şefik ismini ilan ederken ve hu ala kulli şeyin kadir, değil mi? Allahu Ekber manasını, Aziz, Cebbar, Kebir, Azim, Kerim isimlerini ifade eden nihayetsiz büyük ecram, Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu ispat ve ilan eden, sonuna ulaşılamayan bir kainatın olması lazım ki Allahu Ekber deyip, değil mi, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün sonsuzluğunu insan onunla ilan ve ifade etsin. Bütün esmayı okumak için yaratılmış olan bu insanı, bütün esmayı ilan eden, ayrı ayrı levhalarla yaratılış gayesine teşvik eden kainat kitabının envai çeşit yazılarıymış. Ha, demek her çeşidini ifade eden, her şeklini ifade eden, her vaziyetini ifade eden ayrı bir levha, ayrı bir tecelligaha ihtiyaç var. Şurayı tekrar okuyacağım. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden Halik'ını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal yakin derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri kendi aklına dedi ki, gel vâcibül vücut Halikimizin vahdet bürhanlarını temaşa için yine beraber bir seyahate gideceğiz. Beraber gittiler. Birinci menzilde gördüler ki, kainatı istila eden dört hakikat-ı kutsiye vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isterler. Biz buradan dördüncü hakikati okuyacağız. Dördüncü hakikat. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nev'i birer vazifeyle musahharane meşgul bulur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin, yani ilahlığının, uluhiyet ne demek? Yani her şeyin onun karşısında el pençe divan durup inkiyat etmesi, ona itaati. Şimdi uluhiyetin aynası, göstergesi itaat ve değil mi? Onun emrine uymakmış. Uluhiyetin aynası bu. Şimdi bir padişahın saltanatının büyüklüğünü gösteren gösterge nedir? Onun emrinin geçerli olduğu topraklar, o toprakların genişliği ve o emrine olan itaatteki hassasiyet. Değil mi? Kuş uçurmuyor diyorlar ya. Adeta değil mi? Her şeyden haberdar ve herkesi kendine itaat ettiren bir hakimiyet. Şimdi bu noktadan Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hakimiyetini anlamak gerekiyor. Yoksa şimdi düşünün mesela, biz Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinin büyüklüğünü, uluhiyetinin büyüklüğünü anlayamadan onun huzurunda değil mi? O ciddiyetle o kulluk derecesinde durmamız mümkün değil. Önce demek ki onun rububiyetinin, hakimiyetinin büyüklüğünü, rütbesini, azametini anlamamız gerekiyor. Yani karşınızda bir tane komutan var. Selam duruyorsunuz ama komutanın rütbesini bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz ki komutan. Selam durmak doğru, güzel. Fakat acaba o duruştaki ciddiyetin derecesi neye göre olmalı? Biraz sonra öğrendiniz ki yüzbaşıymış. Değil mi? Duruşunuz ona göre ne yapar? Daha çok değişir. Biraz sonra öğrendiniz ki yüzbaşı değil de binbaşıymış. Sonra öğrendiniz genelkurmay başkanıymış. Değil mi? Dururken artık titreyerek durursunuz. Niye? Bakın, sizin kalbinizde, ruhunuzda, aleminizde onun marifeti inkişaf ettikçe ona karşı duruşunuz, tavrınız, onun emirlerine itaatteki hassasiyetiniz ne yaptı? Değişti değil mi? Demek kulun ibadetteki hassasiyetinin en büyük ibresi neymiş? Marifetteki derecesi. Kulun ibadetteki hassasiyeti neye göre değişir? Marifetteki değil mi? Mertebesine göre. Ne kadar Allah'ı tanıdı, o kadar kullukta ve ibadette değil mi ne yapar? Ciddiyet ve hassasiyet keşfeder. Yoksa istediğiniz kadar papağan gibi her gün tekrarlayın. Namaz kıl, ibadet et, şöyle kıl, böyle kıl, şöyle itaat et, böyle ibadet et. Tamamen ifadeleriniz boşta kalır. Neden? Kime karşı kılması gerektiğini, namazı kılması gerektiği zatın, huzurunda durması gerektiği zatın, rükûya ve secdeye kapanması gerektiği zatın değil mi? Kudretini, azametini, hakimiyetinin büyüklüğünü ne yapamaz? Bilemez, idrak edemez. Biz burada Gemlik'te bir kardeşin yemin töreni vardı da askeriyede. Biz de gittik, oturacak yerle tribünde yer bulamadık. Ön tarafa çıktık. Meğer orası şeymiş. İşte şeref tribünü mü diyorlar veya artık protokol mü diyorlar, neyse. Ayakta duruyorlar. Biz de orada ayakta durduk. Biraz sonra baktım böyle bir sürü asker, yüzlerce belki binlerce asker var. Tam yanımda omuz omuza durduğumuz komutanmış. Ben de o zaman daha askere gitmemiştim. Bilmiyorum rütbelerin ne olduğunu. Yanımdaki bir emir verdi. Herkes anında sağa döndü. Sola döndü, sola döndü. Silah omuza, hepsi birden Allah Allah dedim ya. Şöyle kafayı çevirdim, bir baktım. Anlaşılan. Bakın şimdi. Onun rütbesinin büyüklüğünü nereden anladım ben? Halbuki rütbe okumayı bilmiyorum. İcraatına baktım. İcraatının büyüklüğü. Sonra ileriden bir tane komutan geliyor. Baktım o da selama durdu. Belli ki o ileriden gelen hepsini birden selama çektiğine, içtimaya aldığına göre onun rütbesi bunlardan daha büyük. Şimdi Cenab-ı Hak da kendi azametini, büyüklüğünü, haşmetini, uluhiyetini, rububiyetini talim etmek için, göstermek için beşerin nazarını devamlı bir şekilde kainattaki icraatına çeviriyor. Semaya bakmaz mısınız diyor. Onu nasıl direksiz bina etmişiz. Allah Allah. Yeryüzüne bakmaz mısınız diyor. Nasıl diriltip öldürüyoruz diyor. Değil mi? İnsanın yaratılışından, devenin yaratılışından. Kur'an bizi adeta sanat-ı ilahinin fuarında, sergi salonunda, teşhirgahında gezdirip rehber olarak bize Esma-i Rabbaniye'yi talim ediyor. Dördüncü hakikat hakimiyettir. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Hakimiyetin kuvvetine delil nedir? Şimdi gelecek cümle. Her şeyi ve her nevi birer vazife ile itaatkârane, musahharane meşgul bulur. Allah Allah. Şimdi değil mi, bir birliğe girdiniz. Baktınız ki kimin hangi saatte geldiği belli değil. Kimin ne vazife yaptığı belli değil. Herkes işini, gücünü savsaklamış geziyor. Ne dersiniz? Ya arkadaş, burada komutan yok mu? Nereden çıkardın ya komutanın yokluğunu? Etraftaki bütün hadiseler komutanın yokluğuna delil. Varlığına değil de, değil mi? Bütün çalışanlar, bütün askerler komutan yokmuş gibi bir tavır takınmışlar. O yüzden benim bakışlarım bana komutanın yokluğuna dair kanaat verdi. Ama içeri girdim mesela, bölüğe girdim, baktım ki herkes nizami. Kimse zerre kadar vazifesini ihmal edemiyor. Hiç kimse rütbesine güvenip de isyan edemezken hiç kimse bir köşeye saklanıp gizlenemiyor. Ne derim? Buranın komutanı var mı yok mu diye artık bir tereddüt değil, buranın komutanının ne kadar cebbar, ne kadar disiplinli, değil mi? Ne kadar hakimiyeti kuvvetli bir komutan olduğundan asla şüphem olmaz. Şimdi bakın, acayip bir mana bu da. Ayet bizi kainata bakmaya çağırıyor. Ne kadar büyükler, dev gibi gezegenler, galaksiler ona itaat ediyor. Görmüyor musun? Sen ise neyine güvenerek ona isyan ediyorsun? Bakın, kainattaki hakimiyetin kuvvetini, emri ilahinin ne kadar şiddetli ve geçerli olduğunu gösterip, ey insan, sen de bu acizliğinle, fakirliğinle, çaresizliğinle bu hakimiyete karşı ayak direme, bu hakimiyete karşı direnme, bu hakimiyete karşı inat etme. Bu hakimiyet kainatı itaat ettirip dize getirirken, değil mi, senin karşında ne yapmaz? Duramaz. Ya. Seni asla es geçmez. Seni hariç bırakmaz. Seni de ne yapar? Nasıl diyor bir yerde? İmhal eder ama asla ihmal etmez. İmhal eder ama mühlet verir fakat asla ihmal etmez. Velillahi cunudus semavati vel ard ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre ayet nazarları askeriyeye çeviriyor bakın. Velillahi cunudus semavati vel ard. Diyor ki insanların, askerlerin, asker toplulukları içinde benim ordularıma örnekler var diyor ayet. Oradan benim saltanatımın haşmetini, emrimin, değil mi, komutamın kuvvetini anlayın diyor. Velillahi cunudus semavati vel ard ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından, ordular birleşiyor, fırkalar, hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cunudu Rabbaniye'den, Rabbani askerlerden, ordulardan, o küçücük memurlarda ve o pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin ve amirane emredercesine hükümlerin, şahane kanunların cereyanları, şahane demek, hani biz şahane diyoruz ya mükemmel manasında, o da öyle, o mana değil. Şahane padişaha yakışır. Bir emir geldi, memleketin her tarafında herkes itaat ediyor. Belli ki bu şahane bir emir. Padişaha ait bir emir. Emrin büyüklüğü, emredenin rütbesinin, değil mi, manevi büyüklüğünün, değil mi, göstergesidir. Ha. Şimdi şu ifade çok açık, enteresan. Diyor ki, Cunud-u Rabbaniye'den, o küçücük memurlarda ve o pek büyük askerlerde. Başka yerde bununla alakalı diyor ki, güneş büyüklüğüne güvenip ona isyan edemez, zerre de küçüklüğüne güvenip onun hakimiyetinden gizlenemez, saklanamaz. Çünkü büyüklük deyince hemen aklımıza gezegenler, galaksiler, onları idare etmek büyüklük, ama büyüklüğün başka bir cephesi var. O da zerrenin, atomun derinliklerindeki partiküllere, en küçük birimlere kadar emrine itaat ettirmek. O da büyüklüğün başka tarafı. O küçüklüğün içinde başka bir büyüklük var, değil mi ya? Allah Allah. O da Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir büyüklüğüymüş o. Zerrat ordusundan, nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar. Şimdi birisi çıksa dese ki, ya zerreler ordusu, hayvanat taburları, nebatat fırkaları, bunlar size ait sanki böyle bir anlayış, bir görüş. Hakikatte böyle bir şey yok dese ne dersiniz? Yani nereden belli bunların ordu olduğu, tabur olduğu, değil mi, fırka olduğu nereden belli? Niye ordu diyoruz bunlara? Şimdi mesela düşünün, şuradan camdan baksak karşı yolda büyük bir kalabalık var. Kalabalığı gördük. Önce onlara kalabalık dedik. Sonra baktık ki hep beraber aynı istikamete doğru yürüyorlar. Sonra biraz sonra baktık aynı anda durdular. Aynı anda sağa döndüler. Aynı anda sola döndüler. Ne deriz? Bu kalabalık değilmiş. Bu bir asker grubuymuş. Nereden anladık asker grubu olduğunu? Aynı anda hepsinin aynı emre itaati. Ya emir falan duymadık. Emir duymadık ama emre itaati gördük. Karşıda bir itaat var. O itaat emrin varlığını bize ne yaptı? Mantıken gösterdi. Ya olur mu öyle bir şey canım? Ne emir duydun ne de emredeni gördün. O halde ortada ne emir var ne de emreden var ne de ordu var dese. Ha, emri duymadık. Emredeni de görmedik ama hepsinin aynı anda aynı hareketi yapmış olması aynı emri aldıklarına delil. Ya olur mu canım? hepsinin içinden aynı anda aynı hareketi yapmak gelmiştir. O da denk gelmiştir aynı zamana. Aynı yerde toplanmışlardır. Hiçbir aklın, hiçbir mantığın kabul edemeyeceği saçma sapan bir felsefe. Şimdi aynısını gözümüzle görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Bizim bahçedeki şeftali değil mi? Uyandı. Yan bahçeye gidiyor, o da uyanmış. Öbürüne gidiyor, o da uyanmış. Bunlar birbirleriyle ya haberleştiler, içinden hepsinin aynı anda aynı şeyi yapmak geldi. Veya da hepsinin kulağına uyan emrini fısıldayan bir emir ulaştı. Şimdi yaz dönemi başlıyor şimdi değil mi? Genelkurmay Başkanlığından kamuflaj değişikliği emri geliyor. Kış kamuflajlarını çıkarıyorlar, yaz kamuflajlarını giyiyorlar. Aynı gün. İnsanlar tutturamadığı için, çok meseleyi hesaplayamadıkları için Antalya'da hangi gün yaz kamuflajı giyiyorlarsa aynı gün Kars'ta da giyiyorlar. Çok garip. Oradaki gariban donuyor, oradaki de yanıyor. Emir çıktı. Aynı Genelkurmay Başkanlığı'ndan emir çıktı. Bakıyorsun ki bütün birliklerin hepsinde aynı gün kamuflajlar değişiveriyor. Sabah içtimada herkes yaz kamuflajıyla çıkacak. Bu neyi gösteriyor? Hepsinin aynı anda aynı kamuflajı giymesi, değil mi? Denizciler işte beyaz giyiyor, havacılar mavi giyiyor, karacılar bordo giyiyor, yeşil giyiyor falan. Hepsinin aynı anda aynı kamuflaj giymesi, aynı yerden emir aldıklarına, o emrin ne kadar büyük ve geçerli olduğuna delildir. Aynısı olmuyor mu? Şeftaliler değil mi? Çiçekli bir kamuflaj giymişler. Aynı anda. Her tarafta. Bakıyorsun ayvalar şu anda değil mi? Sonra arkasından onu değiştiriyor, başka bir kamuflaj giyiyor. Bakın aynı anda bütün bitkilerin aynı emre itaatleri, değil mi? Hepsine hakim olan o emrin sahibinin hakimiyetinin kuvvetini göstermez mi? Şimdi bize bayramlarda böyle hem askerde hem de okuldayken flama tuttururlardı. Flamaları tut. Mesela ay yıldızlı bir hilal oluşturduk değil mi? Herkesin bir numarası var. O numaraya gidiyorsun, sen sadece sana söyleneni açıyorsun. Beyaz diyorlar, beyazı açıyorsun. Kırmızı diyorlar, kırmızıyı açıyorsun. Sen görmüyorsun ne oluşuyor. Fakat karşıdan bakanlar, fotoğraf çekenler gösteriyor. Diyor ki siz ay yıldızı bayrak oluşturdunuz. Şimdi buradaki herkesin bir numarası var. Yeri var. Emirle ne yapıyor? Oraya gelip oturuyor ve o hilalin, ay yıldızın bir parçasını oluşturuyor. Doğru mu? Ne zamana kadar? İkinci bir emre kadar. İkinci emir paydos dedi mi ne yıldız kalıyor ne ay kalıyor. Bakın orada bir kalıp yok. Manevi kalıp nedir? Emirdir. Şimdi kulaktaki buradaki zerrelerin bu şekilde durmasında değil mi? Demir kalıp var mı? Maddi bir kalıp var mı? Yok. O zaman bu zerreler niye bu şekilde bekliyorlar? Aynı o flamayı tutan askerler gibi burada hepsi flama tutuyor. İkinci bir emre kadar böylece bekleyin diyor. Bakın, emri ilahiye itaat eden zerreler. Burundakiler de böyle. İkinci bir emir, paydos emri gelince bakıyorsunuz herkes flamayı bırakan gidiyor. Ne burun kalıyor ne kulak kalıyor değil mi? Allah Allah. Lüzumsuz bir yere toplanıp durmuyorlar. Kainattaki her şey bir kalıp üzere. Kalıpsız hiçbir şey yok. Fakat hiçbir kalıp da görünmüyor meydanda. Her şeyin bir şekli var. O kalıp manevi kalıpmış. Manevi kalıbın kelime karşılığı nedir? Emirdir. İkinci bir emre kadar Cenab-ı Hak her şeye, her an emir veriyor. Kainatı emirle idare ediyor. Allah Allah. Velillahi cunudus semavati vel arz. Yer ve göktekiler, yani her şey demektir bu, Allah'ın askerleridir. Onun emrinden hariç zerre dahi kımıldayamaz, yaprak oynayamaz. Değil mi? Ey insan, sen de değil mi bu kadar emri ilahiye itaat eden mahlukatın içinde asla ne yapma? Böyle bir emre karşı direnmeye, isyan etmeye kalkışma. Şimdi insan hakikaten şu manayı bilince, marifetullah'ta terakki edince, Allah'ın haşmeti, azameti onun kalbini, ruhunu, iç alemini istila ediyor. O zaman harama karşı hassasiyeti, korkuları, değil mi? Ve Cenab-ı Hakk'a karşı itaatteki hassasiyeti, değil mi? Zirveye tırmanıyor. Demek ki her şeyin tabanında, temelinde aslında ne var? Marifet var, marifetullah var. Risale-i Nur'un tarzı o yüzden muvaffak oluyor. Yani insanlara tanımadığı bir Allah'a itaat etmeye, insanları tanımadıkları bir Allah'a itaat etmeye çağırmıyor. Önce itaat edin, iman edin, kabul edin demiyor. Önce gelin diyor, beraber şu Rabbimizi tanıyalım. Tanıyalım yani. Tanıdıktan sonra zaten iman etmemenin ihtimali yok. İman ettikten ve tanıdıktan sonra itaat etmemek imkansız. Geliyorlar işte dershanemize bir sürü gelenler oluyor. Geldiği zaman yakasına yapışıp da hadi namaz kıl demiyoruz. Gel kardeşim beraber bizi bu dünyaya gönderen, yaratan, yaşatan, kainatı idare eden Rabbimizi beraber tanımaya çalışalım. Tanıdıkça, imanı inkişaf ettikçe, değil mi? Onu anlayıp tanımaya başladıkça ne yapıyor? Ona hem iman, arkasından da itaat etmeye başlıyor. Fıtri yolu buymuş bunun. Şeriat da böyle gelir. Hani memlekete şeriat getirmek, hani değil mi? Hedefimizde var ya, diyoruz ya, şu şeriat memlekete gelsin. Şeriat nasıl gelir memlekete? Paraşütle tepeden inmez. Şeriat böyle gelir. Önce kalplere, önce ruhlara, önce fiillere, yaşantıya, sonra hanelere, sonra sokaklara, sonra zaten memlekete gelmesine gerek yok, gelmiştir artık. Yoksa tam ters yol takip edip de fıtrata, yaratılışa muhalif hareket edip tepeden inme şeriat değildir, şeriata muhalefettir. Şeriat Allah'ın kainata koyduğu şartlara uygun olmalı. Çünkü iki şeriat var. Birisi kelamından gelen Kur'an'ındaki şeriat, diğeri de kudretinden gelen kainattaki tekvini emirlerin muhassalasından oluşan tekvini şeriat. İkisi birbirinin aynısıdır diyor. Ha. Demek şeriat da böyle gelir, insanlar da böyle hidayete ulaşır, dünyanın ıslahı da böyle olur. Nedir? Başka bir yerde bununla alakalı mevzu biraz değişti ama bir ifade kullanıyordu üstad. Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın adetullahına muvafık hareket eden dünyevi ve uhrevi işlerine muvaffak olur diyor. Allah'ın adetine muvafık hareket eder. Akıntıya doğru yüzen ne yapar? Yol alır. Tersine doğru yüzmeye çalışan, şimdi dünyanın bir akıntısı var. Kainatın bir akıntısı var. Emri ilahinin icraatının bir ritmi var. O ritme uyan muvaffak olur. Muhalefet etmeye çalışan da daha dünyadayken muvaffakiyetsizlikle cevabı ret alır diyor. Ret cevabı alır. Mesela diyor, örnek veriyor. Fıtri meylan mukavimetsuzdur diyor. Mesela bir yumurtayı civciv yapmak istiyorsanız ona gerekli sıcaklığı verip 21 gün bekleyip içinden gelen bir hareketle kabuğunu kırıp, değil mi, kemaline ulaşmasını beklemeniz lazım. Şartlarını hazırlayıp. Yoksa sabırsızlık edip, acele edip de dışarıdan gelen bir hareketle yumurtayı kırsanız o yumurtayı bozarsınız. Fıtrat da böyleymiş. İnsanların kemaline doğru yürümesini, mükemmele doğru ilerlemesini istiyorsanız şartlarını hazırlayıp kalp ve ruhlarındaki insaniyet tohumuna, iman çekirdeğine, değil mi? Şu marifetullah sularını verip onu kemaline doğru teşvik edip beklemek zorundasınız. İçinden gelen bir hareketle kemaline doğru yürümesini. Yoksa dışarıdan baskıyla, zorla, şunla bunla hiçbir şeye muvaffak olamazsınız. Değil mi? Adetullah sizin gayretlerinizi yüzünüze çarpar, iade eder. Demek buymuş yani. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki emrinin icraatı da böyleymiş. Cenab-ı Hak her şeye bir emirle muhatap oluyor. Bir de her şeyin içine de o emre karşı bir meyil vermiş. O emirle meyil birleşince içeriden gelen bir şiddetli arzu, emri ilahiye itaate karşı bir iştiyak bir de emir var ve emirle meyil birleşince ne yapıyor? Kainat işte böyle muhteşem bir şekilde, muazzam bir ahenkle ne yapıyor? Her şey çalışıyor. Demek bize de bir ders var burada. Siz de hizmetinizde, değil mi? İnşallah böyle davanızı anlatırken, insanları hidayete davet ederken bu yolu, bu tarzı takip ederseniz kainattaki adetullah'a muvafık hareket etmiş olursunuz ki Allah sizi muvaffak eder. Yoksa şeriatı ilan edeceğim diyerek şeriata muhalefet etmiş olursunuz ki elinize, yüzünüze bulaştırırsınız diyor. Şurayı tekrar okuyacağım. Velillahi cunudus semavati vel arz ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cunudu Rabbaniye'den, o küçücük memurlarda ve o pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin, amirane hükümlerin, şahane kanunların cereyanları bedahetle apaçık bir hakimiyet-i mutlakanın ve bir amiriyet-i külliyenin, hakimiyeti mutlaka, amiriyet-i külliye. Mutlaka demek, onun hakimiyetinin dışında hiçbir yer, hiçbir mekan, hiçbir mahluk olmaması demek. Mutlak. Hakimiyeti mutlaka ve bir amiriyet-i külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyeti mutlaka hakikati vardır. Şimdi bu mevzuyu niye anlattı? İşi nereye getirecek? Allah'ın kainattaki mutlak hakimiyetini bilmek işi bitirmiyor. Aklen, fikren bilmek meseleyi halletmiyor. Fiilen, icraatta bilmek ki tevhidin ta kendisidir. Madem hakimiyeti mutlakanın sahibi odur, öyleyse onun huzurunda başkalarının merciyette hiçbir hissesi olmadığı için başkalarına eğilmek, başkalarına itaat etmek, onun huzurunda başkalara bakmak, medet aramak o huzurun edebine muhaliftir. Öyleyse fikren onun birliğini kabul ederken, mutlak hakim olduğunu, onun hakimiyetinin dışında yaprak dahi kımıldamadığını kabul ederken, fiilen onun bunun kapısında, değil mi? Onun bunun önünde eğilen insana Cenab-ı Hak, değil mi, şirk suçuyla onu cezalandırıyor. Şirki hafi. Kendisi de farkında değil belki. Ama dili şehadet getirirken fiili, değil mi, Allah muhafaza, fiili inkara, hatta günahları üstadımız anlatırken Allah muhafaza etsin, imanı kaybetmeye sebeptir diyor. Yani günahlar bile imanı kaybetmeye götürüyor insanı. Ne demek bu? Yani böyle bir Allah'ın varlığı göz önündeyken, böyle bir Allah her şeye hakim olduğunu bilirken, değil mi, böyle bir Allah'ın emri yokmuş, değil mi, zatı yokmuş, onun huzuru yokmuş, her şeye, her an, her halimize hakim değilmiş gibi davranıp da keyfe mayeşa, nefsin emirlerine, nefsin arzularına uyup da günahta götüreceğinden bahsediyor. Madem bir hakimiyeti mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهَ لَفَسَدَتَا ayetinin hakikati katıasıyla müteaddit eller bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah, hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa intizam bozulur, idare hercü merci olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat-ı bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetine, vahidiyetine, onun birliğine delil getirirken kainattaki intizamın varlığını delil gösteriyor. Niye? Çünkü müteaddit eller, birden fazla eller bir işe karışsa ne yapar? O işte intizam bozulur. Öyle ya şimdi. Bir aşçının işine yanındaki başka aşçı da karışsa ne olur yemeğin tadı? Bozulur değil mi? Birisi tuz atmıştır, öbürü bilmez bir daha atar. Değil mi? Biri yağda kızartır, öbürü haşlar. Müdahale oldu mu? Bir şoförün içine yanındaki karışınca ne oluyor? Değil mi? Kazaya sebebiyet veriyor bak. Ha. Değil mi? Şimdi bir memlekette iki hakim, değil mi? Bir köyde iki muhtar olsa o köyün her işinde bir hercü merci olur diyor. Birisi sordu da dedi ki ya koalisyon olamaz mı? Bir araya gelip de yönetemezler mi dedi. Şimdi koalisyon bile olsa ne oluyor? Neticede birlik olmak zorundalar. Bir olmak zorundalar. İki başlı oldu mu yine ortalık karışır. Koalisyon da olsalar ne olmak zorundalar? Değil mi? Farklı fertler bir araya gelip yine bir fert gibi tek emir olarak devletten yine emir tek çıkması lazım. Ha. Demek yine birlik dışında, bir olmanın dışında bir intizam mümkün değil. Demek kainatı idare eden, sinek kanadından semavat kandillerine kadar, zerre kadar bir intizamsızlığın görünmeyişi, idarenin değil mi? Ancak bir elden Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetiyle, vahidiyetiyle, ahadiyetiyle olduğunun delilidir. Hem hakimiyet bir makamı izzettir. Rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar. Evet, aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muvakkat hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki, öyle olmuş değil mi padişahlar? Devletin bekası için o hakimiyetlerine zeval gelmesin diye kardeşlerini, hatta evlatlarını öldürmesi rakip kabul etmiyor. Gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Böyle bir aciz, böyle cüz'i bir hakimiyeti için böyle yaparsa elbette bütün kainatın maliki olan bir kadir-i mutlakın hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi ve şerike, ortağa müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz. Zaten kainatta şirk yok. Alemde şerik yok. Allah'tan başka müdahale yok, ortak yok. Fakat diyor ki başka bir yerde o küfür ve o şirk o kafirin, o kafasızın kafasında yerleşir diyor. Yani gerçekte şirk yok. Gerçekte ortak yok. Gerçekte Cenab-ı Hakk'ın emrine hiçbir müdahale olamaz. Niye? Müdahaleyi gerektirecek bir zerre kadar boşluk yok ki. Ha, ama insanlar şirk koşuyor. Ha, insanlar varmış gibi haşa hakimiyeti olmayan, değil mi? Ha, bu noktada hiçbir kudreti, tasarrufu olmayan aciz mahlukatı ilahlaştırıyor, putlaştırıyor, haşa Allah'a ortak koşuyor. Demek ki o kafasızın kafasında yerleşiyor şirk. Yoksa hakikatta şirk diye bir şey yok. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha.